Muni, istediğini zengin eden. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Doğrusu muhtaç olmaktan o kurtardı ve sermaye verip hoşnut kıldı. Necim Suresi 48 Gerçek zenginlik yalnızca Allah'a aittir. O dilediğini kendi fazlından zengin kılar. Dilediğini de belli bir süreye kadar yoklukla dener. Varis sıfatında da belirttiğimiz gibi her şeyin varisi yalnızca Allah'tır. İnsanların dünyada sahip oldukları zenginlikler, mal, mülk de yalnızca Allah'a aittir. Her insan hayatı boyunca çalışıp kazandığı her şeyi ölümüyle birlikte muhakkak geride bırakmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen yaşadığı kısa hayatta mal, mülk sahibi olmakla övünen, zenginliğiyle büyüklenen ve bunun sonucunda Allah'ı unutan kişiler için Kur'an'da şöyle hükmedilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar sanıyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklarla biz onların hayırlarına koşuyoruz veya yardım ediyoruz? Hayır, onlar şuurunda değiller. Müminin Suresi 55-56 Allah dilediği kullarını ise dünyada büyük bir mülkle ödüllendirmiştir. Özellikle elçilere verilen büyük mülke Kur'an'da pek çok ayette dikkat çekilmiştir. Hz. İbrahim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Davud, Hz. Yusuf, Allah'ın dünyada büyük bir zenginlikle ödüllendirdiği elçilerdendir. Hz. Süleyman ise dünya üzerinde hiç kimseye verilmeyen büyük bir mülkü Allah'tan talep etmiş ve buna sahip olmuştur. Ancak bu noktada unutulmamalıdır ki Allah'ın elçileri kendilerine verilen mülkü Rabbimizi razı etmek, onun hoşnut olacağı hayırlar işlemek için kullanmışlardır ellerindeki her şeyi sahip olduklarıyla övünüp şımaran, mülkün gerçek sahibini unutan insanlardan çok farklı bir amaçla harcamışlardır. Çünkü onlar bilirler ki mülkün tümü Allah'a aittir. Dilediğine mülk veren Allah, dilediğinden de mülkü geri alabilir. Görüldüğü gibi evrendeki her şeyin tek hakimi, mülkün yegane sahibi Allah, dünyada dilediği insanı zengin kılmaktadır. Gerçek zenginliği ise ahirette verecektir kendisine iman eden, tüm hayatlarını salih ameller işleyerek, onun rızasını kazanmaya çalışarak geçiren müminleri ahirette çok büyük bir zenginlikle nimetlendirecektir. Allah'ı razı ederek cennete girmeye hak kazanan sayılı insanın orada karşılaştığı zenginlik, Kur'an'da çok sayıdaki ayette detaylı olarak tarif edilmiştir. Ayetlerde bu ihtişam şöyle haber verilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Artık Allah onları böyle bir günün şehrinden korumuş ve onlara parıltılı bir aydınlık ve bir sevinç vermiştir. Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirmiştir. Orada tahtlar üzerinde yaslanıp dayanmışlardır. Orada ne yakıcı bir güneş ne de dondurucu bir soğuk görürler. Meyvelerin gölgeleri onlara pek yakın ve devşirilmeleri kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmış. Çevrelerinde gümüşten billur kaplar, kupalar dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları belli bir ölçüyle tespit etmişlerdir. Orada onlara bir kadeh içirilir ki karışımı zencefildir. Bir pınar ki orada selsebil olarak adlandırılır. Çevrelerinde gençlikleri ve dinçlikleri ebedi kılınmış civanlar dolaşır durur. Sen onları gördüğün zaman saçılmış birer inci sanırsın. Her nereye baksan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir.'' Şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Sizin çaba harcamanız şükre değer, meşkur, makbul görülmüştür. İnsan Suresi 11-22 Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktirler. Öyleyse bu yıllarından sonra artık mescidi arama yaklaşmasınlar. Eğer ihtiyaç içinde kalmaktan korkarsanız Allah dilerse sizi kendi fazlından zengin kılar. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe Suresi 28 İçinizde evli olmayanları kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah kendi fazlından onları zengin kılar. Allah geniş nimet sahibidir, bilendir. Nur Suresi 32.